Ben Demokrat Partili bir ailenin çocuğuydum. Babam Demokrat Parti'de idare yönetim kademelerinde çalışan birisiydi. Ama hiç hatırlamam ki başka partiden olan arkadaşlarına bir kötü bir şey düşünsün, kötü bir şey söylesin. Yani herkes kardeşçeydi. Fakat enteresan şeyler oldu. 27 Mayıs olunca herkes birbirini ihbar etmeye başladı. Bir ara işte Yasada davaları başladığı zaman bir af çıkacak söylentisi çıktı. Askeri yönetim af çıkaracak, Demokrat Partililer serbest kalacak diye böyle bir şaya çıktı. Onun için de af sözcüğü önemli bir sözcük haline geldi o dönemde. Şunu biliyorum, rahmetli babamın çalıştığı dairenin tuvalet kapısının arkasına af yazılmış. Yani iki tane harf, af. Bunu kim yazdı, kim etti? Soruşturmalar yapıldı, kimse bulunamadı. Onun üzerine kapı, tuvaletin kapısı söküldü. Bizim nahiye merkezi olan Kilimli'ye götürüldü. Oradan da uzmanlar getirildi, incelettirdiler. İçinde babamın da olduğu 15-20 kişiyi oraya götürdüler. Onlardan imza, isim aldılar. O af kelimesini yazdırdılar. Hangisi uyuyor diye. Yani böyle garip garip şeyler vardı. Demokrat Parti yöneticilerinin Türkiye'yi soyduğu, Dışişleri Bakanı'nın yabancı ihalelerden pay aldığı, Maliye Bakanı'nın ihalelerden pay aldığı dedikoduları her tarafa yaygın hale getirilmek suretiyle Demokrat Partiler kötüleniyordu. Şurada bakınız, o zaman çıkan bir gazete. Yani bu milleti soyan teres ya bayardır ya menderes. Böyle gazeteler çıktı, böyle yayınlar yapıldı. Sonradan didik didik edildi bunların tümünün servetleri. Hiçbir tanesinin kanun dışı abartılı servetinin ortaya çıkmadığı görüldü. Yani herkesin tahmininden daha ileri derecede dürüst bir yönetimin o zaman Türkiye'yi yönettiği ortaya çıktı. Ama ne oldu? İşte idam kararları verildi o uydurma mahkeme tarafından. 3 kişi idama mahkum edildi. Fidan gibi insanlar.